Bir ailenin aslan sahiplenmeye karar vermesiyle başlayan hikaye nasıl bir felakete dönüştü? Lev ve Nina Berberov, 70'lerde Sovyetler Birliği'nin Bakü şehrinde yaşayan bir çiftti. Roma isminde bir oğulları ve Havva isminde bir kızları vardı. Hayvanları çok seven bu ailenin küçük apartman dairesinde papağandan köpeğe birçok evcil hayvan vardı. Berberov çifti bir gün sıra dışı bir karara imza attı. Hayvanat bahçesinde annesi tarafından reddedilen, hasta ve uyutulmak üzere olan yavru bir aslanı sahiplendiler ve aslana Kral ismini verdiler. Kralla birlikte aynı dairede yaşamaya başladılar. Felç olmuş patilerine masaj yapmak da dahil olmak üzere onunla bir bebek gibi ilgilendiler. Kral kısa bir sürede iyileşti ve gür yeleleriyle gösterişli bir aslana dönüştü. Onunla aynı masada yemek yiyorlar, gezmeye gidiyorlardı. Hatta Nina Berberov, kralın büyüdükten sonra onların yatağında yattığını ve kocası Lev'i iterek yataktan düşürdüğüne bile şahit olduğunu anlatıyordu. Çok geçmeden kral, Sovyetlerde ünlü bir aslana dönüşmüştü. Üzerine makaleler yazıldı ve haberi yapıldı. Daha sonra filmlerde rol almaya başladı. Lion Left House, A Boy, A Girl and a Lion filmlerinde oynadı. Daha sonra Rusya'daki İtalyanların İnanılmaz Maceraları isimli komedi filminde oynarken her şey tersine döndü. Kral bu filmde pençelerini kaldırıp bir oyuncuyu yere yatırma eğitimleri almıştı. Çekimlerin yapıldığı okul ve çevresinde güvenlik önlemleri alınmış, görevli olmayanlar yaklaştırılmıyordu. Ancak Valentin Markov isimli genç bir adam güvenliği aşmış ve krala yaklaşmıştı. Kralın ilgisini çekmek için zıplıyor, hareketler yapıyordu. Kral da bu çabayı karşılıksız bırakmadı. Bulunduğu odanın camını kırıp genç adamın üzerine atladı ve onu yere yatırdı. Bu duruma şahit olanlar panik oldu ve yardım istedi. O sırada orada bulunan bir polis memuru silahını kralın üzerine boşalttı ve kral orada hayatını kaybetti. Valentin Markov'da ise birkaç çizikten başka bir şey yoktu. Çünkü kral sadece onunla oynamak istemişti. Bu olay Berberov ailesi için bir dönüm noktası oldu. Kralın filmlerde oynamasına da onun bakımını karşılamak için izin veriyorlardı çünkü çok maliyetli bir evcil hayvandı. Ailenin köpeği Chep, kral öldükten sonra evde sürekli onu aradı. Onun yattığı yere gidiyor, onu arıyor ve ağlıyordu. Kısa bir süre sonra da eve gelen veterinerin söylediğine göre kalp krizinden hayatını kaybetti. Ailenin çocukları da her gece kral bizi bırakma diye ağlıyorlardı. Lev Berberov yeni bir aslan almaya karar verdi. Nina bu duruma karşı çıktı. Hem kralın hatırası için hem de yeni durumun yapay bir durum olacağı endişesini taşıdığı için istemiyordu. Ne yazık ki kimse onu dinlemedi. Yeni aslana da kral ismini verdiler. Kral 2 aileye uyum sağladı. Başlangıçta her şey çok iyiydi. Nina yanılmış gibi görünüyordu. Ancak o ilk kral gibi değildi. Hatta birkaç yaralama olayına da karışmıştı. Yine de belirgin bir sorun yoktu. Daha sonra Lev Berberov 1978'de hayatını kaybetti. Bu aile için bir yıkım oldu. Kral 2 de sürekli onu arıyordu. Kral 2'yi hayvanat bahçesine vermeyi düşündüler ama bunu başaramadılar. 1980 yılının Kasım ayına kadar bir sorun yaşanmadı. Nina bir gün dışarıdan eve döndüğünde evde garip bir koku olduğunu fark etti. Balkona çıktığında alkolik komşularını plastikleri yakıp Kral 2'nin kafesine attığını gördü. Kral 2 çok gergindi. Onu içeri aldı. Ona yiyecek bir şeyler hazırlamaya başladı. O sırada oğlu Roma eve dönmüştü. Gergin ve huzursuz olan Kral 2 birden Nina'ya saldırdı. Roma hemen araya girmeye çalıştı. Kral 2'yi tasmasından tuttu ama onun pençe darbelerine maruz kalmaktan kurtulamadı. Bu trajik günün sonunda 14 yaşındaki Roma hayatını kaybetti. Nina hastaneye kaldırıldı ve Kral 2 polisler tarafından vuruldu. Bütün güzel hikaye bir anda berbat olmuştu. Çok sonra hayvan bakımını üstlenen ya da üstlenmek üzere olanlara çok büyük bir ders niteliği taşıyan şu sözleri söyleyecekti. O ilk kral bizim onu ölümden kurtardığımızı biliyor, pençelerine masaj yaptığımızı hatırlıyor, onu besleyip sıcak tuttuğumuzu unutmuyor ve bunlar için de bize minnet duyuyordu. O yüzden de tüm bunları bize saygıyla ve sevgiyle geri ödüyordu. Yeni Kral 2 ise bizim tarafımızdan kurtarılmadı. Onu aldığımızda bize muhtaç değildi. Bu yüzden ona saygı duymamızı istiyordu. Dünya üzerinde yaşanan bunun gibi gizemli ve ilginç olayları merak ediyorsanız bizi takip etmeyi unutmayın.